Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugünün ikinci videosuyla beraberiz arkadaşlar. Sabah bir Omega Kutu videosu yayınlamıştım. Bu Omega Kutu videosunu bayağı bir beğenmiştiniz ama çok daha önemli bir olay olduğu için, yarın Brawl Talk geldiği için ilk gösterime girdi ve bu ilk gösterimde gözümüze çarpan detaylara vesaire bakacağız. Daha yeni geldi zaten ilk gösterim. Yarın akşam 7'de yayınlanacak. Bugün saat 5. Daha bir gün 2 saatimiz var. Bakalım burada kapağa bakacağız. Brawl Stars Türkiye'nin Twitter hesabına bakacağız. Onun dışında normal Brawl Stars'a da bakacağız. Bir de Dani'nin yazdığı bir mesaj falan var. Bunların hepsini sizlerle birlikte izleyeceğiz. Böyle bu tarzda hızlı ve güncel videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 190 bine bayağı bir az kaldı arkadaşlar. Çok çok az kaldı. Abone olursanız bu yüzden çok sevinirim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi öncelik olarak bir başına bir bakalım. Brawl Stars, Brawl Talk zaten bu fix hocam. Buy Boxes'ın olayını zaten biliyoruz. Burada Brawl Stars'ın kanalına girdiğimiz zaman tamı tamına 5 gün önce Brawl Stars'ta kutuların kalkacağını duyurdukları bir video yayınlamışlardı. 3 dakikalık bir videoydu. Buna zaten çok fazla değinmek istemiyorum. Onun da videosunu kanalda yapmıştık. Hepiniz de muhtemelen izlemişsinizdir. Ve ücretsiz yeni karakter yazısı burada görüyoruz. Free Nev, New Brawler. Ve onun dışına baktığınız zaman da kapakta da 3 tane karakter olduğu söyleyen Treant, 3 demek zaten biliyorsunuzdur. 3 savaşçı birden mi geliyor diye bir beklentimiz var. Fakat onun da şimdi ben farklı bir fikrim de var, onu da söyleyeceğim. Şimdi bir de burada görmüş olduğunuz gibi Star Road diyor, yani yıldız yolu diyor. Bu yıldız yolunu yine burada görmüştük. Bu videoyu biz her türlü açacağız gibi, bu yüzden bir gelmek istiyorum arkadaşlar. Star Road da yine burada vardı. Onu nerede görmüştük tam hatırlamıyorum ben ama şu tablet görüntüsünde mi görmüştük acaba? Heh bak burada görmüştük. Burada bir dikkat ederseniz şunu okuyamıyorum ben. İngilizcem o kadar iyi değil. On the Star Road diyor. Yani yıldız yolundan ulaşabileceğimizi biliyorduk. Burada karakterlere şöyle bir geldiğimiz anda yıldız yolu dediği yerde muhtemelen bu yani. Karakterlere ulaşacağımız yer. Yani burada yıldız yolu olarak geçiyor. Bunlar da artık yıldız puanı mı olur diyeceğim. Yıldız puanı zaten oyunda var. Bakalım onu da zaten muhtemelen tüm detayıyla yarın göreceğiz. Başlıkta da son olarak yani bu Star Road'dan, yıldız yolundan karakterleri alacağımız yerden bahsediyor. Kutuların gidişi, ücretsiz yeni karakter ve yıldız yolu. Şimdi şöyle bir açıklama kısmına baktığımız zaman burada değişen bir şey var mı bilmiyorum. Şu an bir normal herhalde diğerleriyle aynı gibi duruyor. Farklılık göremiyorum arkadaşlar. Şimdi biz onu boş verelim. O zaman şimdi gelelim buraya. Videonun etiketlerini gösteren bir uygulamamız var arkadaşlar. Şimdi onun adı çok önemli değil. Brawl Stars Mobile Game, Mobile Strategy Game diyor. Bizim burada dikkatimizi çeken ne? 3 yeni karakter diyor. Bakın 3 yeni karakteri buraya da yazmışlar. Yıldız yolunu yazmışlar. Candyland. Şimdi Candyland'in olayını yine nereden biliyoruz? Candyland'i buradan biliyoruz arkadaşlar. Yani burada en son attıkları videoda bariz bir şekilde şekerleri zaten görmüştük. Bu yine pamuk şekerinden olan koltuğu da görmüştük. Yani bunların hepsini bu videoda görmüştük. Onun dışında baktığımız zaman yine etiketlerde de görüyoruz. Yani bu çok yüksek olasılıkta 16. sezonun neyi olacak? Sezonun ismi olacak yani. Candyland olacak yani. Ve burada zaten yine kapağa baktığımız zaman arkadaşlar yine aynı şekilde burayı görebiliyoruz. Şimdi size bu kapağı ben büyük bir şekilde açabilir miyim diye bakıyorum. Evet, kapağı da yine büyük bir şekilde açtım. Hatta o da yetmez arkadaşlar. Daha da yakınlaştırabiliriz. Şimdi 3 karakter yazısını gördük. Burada Nita'yı da gördük. Şimdi şöyle bir varsayımda bulunabiliriz. Bu tam anlamıyla doğru olmayabilir. Fakat burada Brawl Talk'lara geldiğimiz zaman, hatta direkt Brawl Talk'ların bir oynatma listesi var mı? Brawl Talk'ların birçoğunda, son Brawl Talk'ların çoğunda arkadaşlar kapakta hep şeyi gördük. Brawl Pass'in birinci kademesindeki kostümü gördük. Bak Penny en son Brawl Talk görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'in birinci aşamasındaki. Poco yine baktığımız zaman Brawl Pass'in birinci aşamasındaki. Colt yine baktığımız zaman Brawl Pass'in birinci aşamasındaki. Bir öncesine baktığımız zaman Spike o şekilde değildi. Tamam ama son 3 Brawl Talk'tur. Bu şekilde geliyor ve yani buradan yani büyük bir ihtimalle bir değişiklik vesaire olmazsa Nita'nın Brawl Pass karakteri değil kostümü olduğunu düşünebiliriz. Belki de değildir. Ama yani birinci kademeye uygun bir kostüm gibi duruyor. Ne böyle çok güzelmiş gibi duruyor ne kötümüş gibi duruyor. Yani beleşmiş gibi duruyor. Ortalama bir kostüm gibi duruyor. Şimdi baktığımız zaman sağ tarafta da yeni karakterin siyahlı bir halini görüyoruz. Şimdi ben bu yeni karakter hakkında şöyle bir fikre kapıldım. Belki şöyle bir şey olabilir bak. Emin değilim bundan. Emin olamam da zaten yani. Sadece bir varsayım bu. Şurada baktığınız zaman böyle bir sürü bir detay var abi. Sanki bu
3 tane farklı bir şeyin karışımıymış gibi hissediyorum. Bu yüzden mi acaba Three Brawlers, yani 3 karakter birden yazdılar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da oyuna en kötü yine 2 tane karakter gelir diye düşünüyorum. Belki 2 karakter gelip bir tanesi de böyle hani sanki 3 tane karakterin karışımıymış gibi de olabilir. Yani ben böyle bir görüntü aldım. Böyle bir hava aldım bu şeyden, bu siyah halinden. Siz ne düşünüyorsunuz bu gördüğünüz görüntü hakkında? Gerçekten 3 karakter birden gelebilir mi? Yoksa yani bu benim dediğim mantıklı mı? Siz nasıl buluyorsunuz? Bunu da yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir şuradan Twitter'a geçelim. Brawl Talk Already Sweet. Yani burada yine bir fotoğraf paylaşmışlar. TR sayfası da paylaşmış mı? Bunu şöyle bir hemen bir yenilemek istiyorum. Muhtemelen burada da paylaşılmıştır. Evet, tamam. Buradan bakabiliriz biz. Türkçe sonuçta. Diğerine bakmaya gerek yok. Evet, Brawl Talk mu geliyor? Harika diye bir mesajla birlikte bırakılmış. Şimdi şöyle bir fotoğrafa baktığımız zaman zaten benim dikkatimi çeken direkt şuradaki el oldu. Acaba bu yeni karakter mi diye bir insan merak ediyor. Resmi de şöyle bir, hatta yeni sekmede açıp iyice bir yaklaşmak istiyorum ben. Sağına soluna iyice bir bakalım. Sizin gözünüze çarpan detaylar var mı? Yani şekerle ilgili bir tema geleceğini zaten burada artık deli gibi görmüş olduk. İyice böyle her taraf şekere boğulmuş. Şekerden bir ev var. Kolonlar böyle bir, bak buradaki kolonlar şeker şeklinde. Şurada yine bak, bunu görmemiştim ben. Şu an bunu da fark ettim. Burada yine bir göz var abi. Burada yine bir karakter saklanmış veyahut da kostüm saklanmış olabilir. Şurada yine ekstra bir şapka görüyorum. Etrafta biraz fazla şapka var. Bak şurada da yine şapka var. Birden fazla şapka koyulmuş. Burada yine böyle bir sanki Mr. P'nin şeyleri var ya böyle. Ona benzeyen bir şey görüyorum. Dark Brawl Days Tales. Tales hikaye mi demekti ya? Böyle bir Tales'a bakmak istiyorum ben. Masal demekmiş, tamam. Korkunç Brawl Days hikayeleri, masalları gibi bir kitap da burada bulunuyor arkadaşlar. Yine hani benim başka da dikkatimi çeken bir şey olmadı bu fotoğrafta işin açığı ya. Burada bir 4 yazıyor. Bu 4 acaba neyin işareti? Roma rakamıyla bir 4 yazmışlar. Bu arada burada bak şu eli fark etmemiştim. Karakter şeyin kafasını fark ettim. Eli fark etmedim. Bak burada bir, bu el birbirine benziyor bu arada. Bu iki el birbirine benziyor arkadaşlar. Bu iki eli görüyorsunuz, birbirine benziyor. Onun dışında şurada bir göz görüyoruz. Dikkatimi çeken bir de iki tane şapka var. Şapkalı bir karakter mi gelecek acaba? Bunu da artık tam anlamıyla yarın göreceğiz. Yani bu fotoğrafta benim işin açığı çok fazla, daha fazla bir ilgimi çeken bir şey olmadı. Şu iki elimiz bir karakterin kafası, yine şurada bir bakan, bize bakan bir şeyler var. Burada bir hani acaba kostüm gelecek mi gibisinden, yani böyle koyu temaya böyle korkulu, korkunç bir kostüm gelecek gibisinden de bir şey de var gibi de duruyor. Bir hava da var gibi de duruyor. Şuradaki gözün bakışından da, bize korkunç bir şekilde bakışından da bu aslında anlaşılıyor. Dani de yine Brawl Stars'ın Brawl Talk'unu bir retweetlemiş arkadaşlar. Bir altında da yine bir kutularla alakalı bir yazı yazmış. Burada arkadaşlar bazıları, Omega dün benim videoma yazanlar da vardı. Dün diyorum, bugün pardon. Omega kutuyu çok fazla böyle yükselmişti millet. Beğenmeyenler vardı, onun hakkında yazmışlar. Yani bunun artık kalkacağını, artık oranlarla ilgili bir olayın kalmayacağını, herkesin de o zaman kutuların kalkmasından memnun olacağını söylediği bir tweet atmış. Yani İngilizcem çok iyi değil artık, ona da siz de bilmiyorum. Daha iyi anlayan varsa yoruma yazabilir arkadaşlar. Son olarak kısaca bakarsak, yani ya 3 tane karakter birbirine girmiş bir karakter gelecek ya da 3 farklı karakter geleceğini düşünüyorum. Karakter ücretsiz olacak arkadaşlar. Bir tanesi en azından, veya birden fazla gelirse artık bir tanesi ücretsiz olacak. Diğerlerini bir şekilde alacağız. Yıldız yolu gelecek. Bunu eminiz. Bunu biliyoruz. Burada bir kendilendimiz var. Sezonumuzun ismi olacak bu, çok büyük olasılıkla. Çünkü bunu zaten burada yine dediğim gibi tekrardan görmüştük şekerleri. Ve bu fotoğrafta da, yine büyük fotoğrafta da her yeni şekerle kaplı olduğunu görünce artık bunun olacağını gerçekten eminiz gibi bir şey yani. Benim gözümden kaçan, sizin dikkatinizi çeken bir olay varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Yarın Brawl Talk'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.